Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Aydın Didim Zümrüt Tepe'deyiz. Ak Yeni Köy Tepe'de. Bu evin fiyatı 8 milyon 500 bin Türk lirası. Arsası 830 metrekaredir. 7 artı 1. Bir buçuk yaşında bir evdir arkadaşlar. Tepe havadar bir yerdedir. En yakın denize 7 kilometre. Didim merkeze 13-14 kilometre yakınlıkta. Bir buçuk yaşında fiyatı 8 milyon 500 bin Türk lirası pazarlıklıdır. Akşamın ya da geç ikindi vakti çektik. Belki ya sabah ya akşam üstü biraz daha geç saate çekseydik daha güzel bir görüntü elde edebilirdik. Ancak bu saat denk geldi. Böyle seçtik. Değerli arkadaşlar böylelikle birazdan drone'u indirip size evimizi tanıtmaya çalışacağız. Tepe hava hadi bakalım. 830 metre 8 milyon 500 bin Türk lirasına 7 artı 1 bu villamız satılıktır. 8,5 milyon 8 milyon 500 bin Türk lirası. 830 metrekare arsası var. Doğru dedim değil mi? Karıştırmadım. Değerli arkadaşlar köşe başıdır. Bu normal giriş. Araç parkı da diğer tarafta. Ve gel size bir şey daha söyleyeyim. Değerli arkadaşlar evi de bayraklar süslemiş. Sevgili abim Malatyalı gurbetçi diyor ben orada göremiyorum diyor. Ancak burada görüyorum. Ala rengin. Evet ala rengin öyle diyor yani bayrak anlamında güzeldir. Bayrak gerçekten evi daha güzel süslemiş. Değerli arkadaşlar bir tane de bu tarafta bunu da göster. Öyle girişi yapıyoruz arkadaşlar. Bütün gurbetçiler özlediyseniz size selam olsun. Yani bizlerde işte hepimizin değeri iyi ki var. Allah kimseyi onsuz yapmasın derken ve 830 metrekare evimizi yavaş yavaş bahçeden tanıtıyoruz. Otomatik sulama sistemi var. Bu aydınlatmalar var arkadaşlar. Tepe havadar bir yerde özür dilerim. Hemen konumu söyleyin. Der arkadaşlar bu en yakın denize sanırsam 7 kilometre. Didi merkeze de 14-15 kilometre yakınlıkta. Ee, evet, 7 kilometre diyelim en yakın denize. Buradan ben denizle görüyorum onu da söyleyeyim. Didim merkeze de 14 kilometre falan vardır. 14 diyelim yerinde olsun. Ve yeşil tepe karşıda orada iki tane market var. Bir büyük market geliyor işte birkaç tane kafe mafe var orada. Bu yeşil tepeye de yürüme mesafesinde. Oradan da altı buçuk 7 8 milyonluk evler tanıtıyoruz. Bilginiz olsun. Fakat bunun arsası 830 metrekare. 8 milyon 500 bin Türk lirası ve pazarlı var dedik. Gün batımına doğru da yakalandık değerli arkadaşlar. O yüzden görüntü nasıl yansıyor kamera onu bilmiyorum. Buraları komple Taşlar yapmışlar, seramikler, havuz başında şezlonglarla gidip gelinince öyle yapmışlar. Tabi evin tarlası, bahçesi de arka taraflarda. Onu da göstereceğiz. Şezlonglarımız burada. Evet. Affedersin, ne hızlı geldin. Bu da çapa kürek de oynarsınız arkadaşlar. Yer toprak çok sertmiş. Ve buradan bir daha göster. 7 tane odası var arkadaşlar. Tepe havadar bir yerde. Denizi görüyoruz ancak deniz olduğunu görüyoruz. Çok uzakta sisli misli gözükse de denizi de gösteriyoruz. Havuzumuz muhtemelen 35 metrekare bir havuzumuz var. Burada da çocuklar için ayrı bir böyle yarım hilal gibi, yarım çember gibi bir çocuklar içinde havuz yapılmış. Ve evin bu tarlasını da gösterelim bu tarafını. Evet gece ambinasyonu daha iyi. Bunlar elektrikli ancak bunlar ekonomiktir bilin diye bazen ben tanıtınca birileri diyor ki elektriğin bedelini kim ödeyecek diyorlar ya değerli arkadaşlar o yüzden bunlar led led uygun ekonomiktir bunlar bahçemiz burada bir süt tankı da koymuş ev iki yaşı daha dolmadı bir yaş desek biraz bir yaşın üstüdür demek daha yerinde olur bu da evin arka tarafı bütün klimalar takılı klima üniteleri de burada ve evi tanıtmaya çalışıyoruz çalışıyoruz Evin çeli kapısından gireceğiz bana göre sol tarafta kaldı burada da işte limon ağaçları limon çamları limon çamları dikilmiş aracımız da burada ve şöyle bir git şöyle bir git ee, nasıl git git işte nasıl gidersin Heh, dur ben kapıyı mı açayım sevgili babemim. neyse gitmene gerek yok buraya da göster sonra biz çay içtiğimiz yere doğru gideceğiz sevgili arkadaşlar burası da evin bu cephesi Tabii o saçaklar var ya biz bu saatte geldik şimdi başka yere randevumuz var gideceğiz o saçaklarda da spotlar var onlar gece daha iyi yanıyor bilginiz olsun evin dört tarafında kamera var saçaklarda spotları görüyorsunuz panjurlar da hepsi yerli yerinde klimalar hepsi var ve burası da bizim botanik bahçemiz bahçe gula olsun, Ha. ve değerli arkadaşlar bu da bahçemiz aha abi, sen evi nasıl süslemişsin Bayraklar daha evi süslemiş vallahi billah. Gel şimdi gel 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 gel. Gel bu tarafı iyice özetleyelim. Köşe başı dedik. İki arsanın tevhid edilmesiyle bir arsa yapılmış. Yani tevhid deme demek iki tane arsanın yan yana gelişi. Tabi bazı yerlerde tevhid de olmuyor. Belediyeler artık istemiyor. Büyük binalar yapılsın. Ufak binalar yaptırıyorlar. Değerli arkadaşlar bu da evin ön cephesi bir tane balkonumuz burada bu engelli kardeşlerimiz olursa engelli kardeşlerimiz olursa buradan rahat çıksın diye iki basamakla burada bir yer terasımız var. Dış cephe mantolamayı da koymuşlar. Üste de bunun aynısı bir balkon daha var. Süslemeler de fena değil. Kameralar dört tarafta var. Alarmı var da var. Ve şimdi evin içine doğru gidelim. Keke Halil. Valla evin çok güzel. Allah olmayana da versin. Eğer siz gelirseniz Halil abi buradadır. Halil abiyle indir kaldırırız. Alıcı her zaman haklıdır. Bu bey de diyor ev büyük geldi bana ben. işte bilmiyorum bir hesap kitabı var. Ve şimdi buradan dış kapı aç. Mete, Halti bizimkiler de bilmiyor da unutmuşlar. <laughs> Saygılar, hürmetler, iyi günler. Abla sen de çık kendi videoda halay çek, şemami çek. Halala ve geldik merhaba ev. Evin dışı çok güzel. İçini de merak edeceksiniz. Kapımızı kapattık arkadaşlar. Burada bir tane portmanto var. Portmanto. Yerdeki taşlar çok güzel halde sermişler. Bir yaşında diyelim. Bu bir buçuk yaşta olmadı. Burada bir klozet var. Arkada ufak bir Hilton dolap var ve geri geri git. Geri geri git. Git babacığım. Şimdi bu tarafa git. Şimdi buraya kadar geldik. Hol burada kaldı. Bunlar duvar kağıdı değil. Boyadır. Bilmem ne teksi meksi bir boya ismi söylüyorlar. Kolumuz bu. Şimdi abla biz mutfağa gelelim mi? Ne pişirdin abla? Dolma mı olma? Abla sen artık unutmuşsun. Nerede o 100 tane koyun sağıyordu annem. Bir de pale pale vardı. Biz ot biçerdik. Bir de o yemeği getir. Bir de babamdan azar işit. Bir de onun kavgası rahmetli. O yüzden değerli arkadaşlar mutfağa başladık. Buzdolabı bu. Mikrodalga bu. Bu eşyasız olarak satılıktır. Ancak gelip yerinde görürseniz sahipleriyle istişare yaparsanız eşya al günü ver gülüm bir şey olabilir. Bu çamaşır makinesi. Dolandık ocak üstünde dablumbaz dubl pardon affedersin bulaşık. Ve mutfak aslında burada bitiyormuş. Bizimkiler bir eklenti daha yapmışlar. Buraya uzatmışlar ve buraya uzatmışlar. Yerdeki granitler 120-60 ebatlarında renkler beyazla değil böyle koyu gri renklerdir. Kaygan çok da asil duruyor. Ve Buradan da yer terası arkadaşlar. Hayat burada geçiyor bana göre yazın. Evet buradan işte Halil abi diyor ki burayı hiç kullanmadık diyor. Biz de orada az önce bulunduk çimelerin üstünde. Orada bir bambu takımı var. Burada var orada var. Dış cephe mantolama enerji kimlik belgesi var. Sevgili arkadaşlar salonumuz bu. Yok bu mutfak. Salona mutfağı hep karıştırıyorum ben. Evet döndük buraya neyse. Şener Şen'in bir filmi var sen Öt ben anlarım diyor ya siz hani bağışlayın beni siz daha iyi anlarsınız. Burası salon mutfak büyüktü orayı gösterdim. Şimdi zeminde odaları da göstereceğiz. 7 oda şöminemiz de burada. yer tepedir yani bazı yerler çok büyük olabilir ama basık olabiliyor. Şimdi burada kimler var burada yurt dışında böyle Dünya Sağlık Örgütü'nde isim yapmış insanlar burada yer edilmişler ev almışlar. Onların bakışları da Araştırma yapmışlar. Abla ne dedin? Yo, bu salon o mutfak ya. Yedi oda ayrı göstereceğiz. Evet, dünya sağlık örgütlerine mensuplar yani böyle Avrupa'da nam salmış. Hekimler de bu işte oksijen vesaire araştırma yapmışlar. Burada birkaç tane ev almışlar. Onu diyebilirim. Geç bir daha karşıya. Ha, 87 por center. 87 yüzde 87 demek istiyorlar. Arkadaşlar şöminemiz bu oturma grubumuz bu. TV'de gösterdin mi? TV'de gösterdin. Evet. Ve komşularınız kimler olacak derseniz Türkiye'de e, yargıya can verenler yani çok önemli isimler. E, Tabi acaba bunu söylesek ne olacak? Söylesem mi bilmem söylesem mi söylemesem mi? Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? HSYK mensuplarının bile burada evleri var. Bilin istedim. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? O kanun koyucular e, olan evleri de var burada. Ve sevgili Ejder geç bu tarafa. Burada çamaşır makinesiyle termosifon da gösterelim. Ben arkadaşlar buraya da bir köşe yapmışlar. Çamaşır makinesi, termosifon. Yani hakimler, savcılar, yüksek kurulunun o denetleyicileri, o regülatörler. Onlar da burada regülatör. Regülatör ismini nereden çözdüm? Sevgili bir tane ekonomist abi var. Ne Özgür Demirtaş hoca ekonomist değerli büyük bir üstad. O bazen regülatör deyince benim ağzıma da ondan öğrendim. Değerli hocamız hepimizin hocası. O yüzden regülatörler işte onların evleri de var burada. O da birden başladık arkadaşlar. Bugün Ejder kamerayı almış. Can şeyle uğraşıyor. Ejder Denizli Pamukkale Üniversitesi'ne gidecek İstanbul'u bıraktı. Ve buradan o, Ejder söyledik senin adresini belli ettik. Tam söylemiyoruz. Ve geldik geldik. Derler arkadaşlar ikinci odaya da ikinci odamızı da gösteriyoruz. Kameramancısın ya o yüzden. Bu da ikinci oda arkadaşlar. Yine burada ne var? Burada başka bir şey var. Burada da bu çanta Gurbet ekmek ben katım nişansız düşmüş dediğim yazılmış nüfus kütüğüm Şükür Konya'da Konya'da ikinci odayı da gösterelim İkinci odamızda gösterelim Evet zeminde salon Mutfak Bir banyo iki oda var 830 metrekare bir arsa bir buçuk yaşında eşyasız olarak Satılıktır 8 milyon 500 830 metrekare arsası var Ve Eksiği yok arkadaşlar. Tepe havadar. Burada diyeceksiniz ki işte iki arsa yan yana bulur muyum? Zor bulmak. Bir de bu tepe havadar yerde bulmak daha da zor. Ve geldik aslında burada salon mu desek, oda mı desek, buna ne dersek onu diyelim. Doğayla iç içe bu da kocaman bir oda. O üst tarafta bir terası var oraya çıkıyor. Şimdi bu etti 3 oda, daha 4 oda daha göstereceğiz. Mutfak, salon da ayrı. Onları da üstüne koyarsak bir sürü oda olur. Ve güneş de vuruyor ya. Evet, ya sabahın erken saatinde çekmek lazım. Burası da 3. odamız arkadaşlar. Yine televizyonumuz var. Altta şömine vardı. Şömine bacası çıkıyor. Buraları üfürüyor. Bu da üçüncü oda ve bu üçüncü odadan buraya bir Bazen cam görürüm ya böyle duvara bazen görürsünüz. Biri dım cama vuruyor. Sevgili arkadaşlar burası da burası ne? Burası teras. Bir teras da burada. E bu yanda bir oda var. Bu oda ve o oda ikisi de bu terasa çıkıyor. Gel buradan göç edelim bu terasa hicret edelim. Hicret. Ve değerli arkadaşlar dördüncü odamızı da gösteriyoruz. Toruncukların. Toruncukların eşyaları da var burada. Parkeler etli, yerdeki ağaçlar etli, güzel, kalın. Milimetre, milimetre daha kalın. Yani kalın demek istiyorum işte. Klima yine takılı. Kapılar panel kapı. Yeni, yeni nesil, modern kapılar. Bu dördüncü oda oldu değil mi? Dördüncü odayı da gösterdik. Gel şimdi beşinci oda ebeveyn banyolu oda. Beşinci odamıza da geldik. Bu da beşinci oda arkadaşlar. Hala bir ne büyük ev yapmış ya. Beş 5. oda içinde banyosu da var. Bu da 5. odamız. Renkler beyaz tercih edilmiş. Renkler beyaz tercih edilmiş. Gardırop burada. iki kişilik bir yatakta. burada. Ve affedersin. O ne büyük bir evmiş bu. Ve buraya geldik. Sevgili arkadaşlar geldik. Bu da ebeveyn banyomuz. Duş kabinimiz burada. Taşlar da görüyorsunuz. Evet bunlar da taşlar. Şimdi beşinci odayı gösterdik. Geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz. Holumuz bu. Evet bu da hol. Asma tavanı gördünüz. Şimdi biz bu odayı gösterdik mi ya? Bunu gösterdik. Gel bunu gösterelim. Sonra yedinci odayı göstereceğiz. Bu da arkadaşlar altıncı odamız. Oda altı. Altıncı odamız da bu. Şöyle bu balkonu bir göster. Sonra yüzünü tekrar buraya çevir. Altıncı odamızda bu. Abi bu çocuklar için değil mi? Bu büyükler kırar mı bunu? He. Torunum. He. Allah sağlık, sıhhat versin size de. Onlar da bağışlasın. Bu altıncı oda. He. Ve yedinci odaya doğru yol alıyoruz. Abi çok büyük ev ya. Kaç kişi bu eve sığar ki? Sende on tane torun olsa? 14, 14 torun var. Değerli arkadaşlar bu da 7. odamız. İşte salon, mutfak olunca 9 göz oluyor bu banyolar, manyolarda da sayınca. 830 metre dedik. En yakın denize 6 kilometre değil de 7 diyelim. Didim merkeze bu yeşil Yeşiltepe'ye göre biraz daha 1 kilometre daha ötede ya. 14-15 diyelim. Sevgili arkadaşlar burada aracınızın olması lazım efendime söyleyeyim ova manzaralıdır. Gün batımında size özetlemeye çalıştık. Burada iki banyo var. Bir burada bir de o odanın içinde. Ve merdivenimizin korkuluklarını da görüyorsunuz. Böyle camlı mamlı. Aha. Tam bir köşk. Bir köşk. Buradan geldik çelik kapımız. Buradan da gel buradan bir daha çıkalım. iyice görmek isterseniz arkadaşlar iletişim bilgilerimi yazacağım gelir bakar edersiniz kaç dakikadır sunum yapıyoruz 15 hadi al. Al Allah evet drone da ekleriz daha da uzun olur bu köşe başı dedik buraya aracımızı park ettik buradan da buradan da biz az önce burada oturmuştuk bu da erzil elbise için az önce burada oturmuştuk arkadaşlar işte zeytin ağacımız var ve böyle bir daha böyle labirentler çizip evin tekrar karşısına ön cephesine geldik. Artık emir komuta takdir sizden. İster alırsınız ister almazsınız bu evler gelir gider. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar saygılar.